Merhaba, ben Enes Yeni Pazarlı. Galatasaray Spor Kulübü'nde kürekçiyim. Sene başından beri çok sıkı çalışıyoruz. Geçmiş senelerde U23'te, büyüklerde, olimpik olmayan teknelerde madalya aldığımız var ama olimpik olan teknede yok şu anlık. Hedefimiz olimpiyatta veya dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında, olimpik teknede madalya almak. Merhaba, adım Bayram Sönmez. Fenerbahçe'de sporcuyum. Milli takımla yarışıyorum. Şimdi bu sene gayet üst seviyede çalışmalara başladık. 2000 metre 6 dakika 20 saniye, 6 dakika 15 saniye civarına geçiyoruz. Ama bu 2000 metrenin içinde hem sürat oluyor, hem dayanıklılık oluyor. Patlayıcı kuvvet birçok şey içinde barındırıyor. Yani diğer sporlardan en büyük farkı da bu. Biz takım sporu yaptığımız için ikili ya da dörtlü teknelerde ya da sekizli teknelerde orada motivasyon kaynağı birazcık daha fazla oluyor. Çünkü yanınızda bir adam var. O zaman yani diyorsunuz ki yani önümdeki adam çekiyor da arkamdaki adam çekiyor. Ben daha iyisini yapmalıyım. Psikolojisinde yarışmaya giriyorsunuz. Merhaba, ben Mert Kaan Kartal. 1995 doğumluyum. Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyorum. Kürek sporunda iki çifte çekiyorum. İki çifte yani bir kişinin iki küreği kullanarak kürek çekmesi demek. Olimpiyat vizesi tek kürekte olmadığı için hafif kilolarda iki çifte branşına döndüm. Tabii Enes de olimpiyata hak kazanmış biri. O da birazcık yol gösterici oldu benim çift küreğe alışmamda. Adapte olmakta ilk başlarda zorlandım. Ama birlikte iyi gidiyoruz. Ben olimpiyatlarda orada hani sadece gitmek için gitmeyeceğimize inanıyorum Enes'le beraber. Umarım iyi sonuçlar elde ederiz. Merhaba, ben Enes Kuşku, milli kürekçiyim. Hani dünyada best time çekilmiş dereceden sadece 5 saniye uzarız. Bu bizim için çok motive oldu. Çünkü Mert arkadaşımla iyi bir çalışma yapıyoruz. Takım halinde de iyi gidiyor, her şey şu an yolunda. Daha önce Rio için vize almıştım ama küçük bir talihsizlik kaza geçirdiğim için Rio'ya gidemedim. Hedefim Tokyo'ya gitmek. Tokyo'da gidip güzel başarıları ülkeme kazandırmak istiyorum. Adım Besim Tolga Şahinoğlu. İki tek disiplininde yarışıyorum. Şimdi iki tek tekne sınıfı diğer teknelerden biraz daha farklı. Teknede iki kişisiniz ve tam tersi yönde hareket ettiğimiz için %100 uyum sağlamak zorundayız. Bizim çektiğimiz tekne sınıfında senkronizasyon çok önemli. Bunu sağlayabilmenin tek yolu da çok çalışıp aşırı derecede kilometre yapmak. Suda vakit geçirmek. Çünkü mesela bir gün çektiğiniz senkronizasyonu, uyumu diğer gün yakalayamayabiliyorsunuz. Ama ne kadar fazla yakalarsanız antrenmanda, ondan sonra başarıya daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Adım Selahattin Gürsoy. 16 yıldır bu işi milli takımla beraber sürdürüyorum. İki tek çekiyorum. Branşım iki tek. Arkadaşım zaten biraz bahsetti. Şimdi aslında şöyle bir şey. Her teknede teknikleri hemen hemen aynı. Yani kürek stillerimiz aynı, sadece küreklerimiz farklı. İşte birisi sağ kürek, birisi sol kürek oluyor, birisi çift kürek oluyor ama teknik hep aynı. Merhaba, ben Fatih Ünsal. Şu an bu sene tek çifte çekiyorum. Küreğe başladıktan 2 yıl sonra milli takıma girdim ve 8 yıldır milli takım kadrosundayım. 4 dünya şampiyonası madalyam, 1 tane Avrupa şampiyonası madalyam var. En iyi olduğum sınıf bu madalyaları hafif kilo 2 tek kategorisinde aldım. Bu sene tek çifte çekiyorum. Geçen sene 4 çifte çektim. Hemen hemen kürek sporundaki her teknede yarıştım. Tek çifte ayrı bir tekne, bayağı zor bir kategori. Şansım bu sene tek çifte deneyeceğim. Seneye de inşallah olimpiyatlar için bu sene kota alıp seneye de olimpiyatlar için yarışmaya hedefliyorum. Merhaba, adım Onat Kazaklı. 26 yaşındayım. 14 senedir kürek sporuyla uğraşıyorum. Kürek sporu gittiğiniz yönü görmeden yaptığınız tek spor ve hani bu anlamda
Şöyle bir şey çok önemli. Diğer sporlarda siz öndeyken rakibinizi görmezsiniz. Yani ne kadar önde olduğunuzu, ama kürek sporunda rakibinizi öne almak çok büyük avantajdır. Çünkü yaptığı her hareketi, verdiği her hatayı görebilirsiniz. Bu yüzden hani yarışları önde götürmek, başta önde çıkmak bizim için büyük bir avantaj. Kürek sporunda da o yüzden hem dayanıklı olmanız lazım, hem de o start anında önde çıkabilmek için patlayıcı güce de ihtiyacınız var. Bu anlamda fizyolojik olarak da diğer sporlardan daha farklı bir dal. Ben Sonat Doğan, kürek milli takım antrenörüyüm. Kampdayız çocuklarla, yılın büyük bir bölümünde olduğu gibi devam ediyor kampımız. Dünya şampiyonası var Avusturya'da, Linz'de. Oraya hazırlanıyoruz. Olimpiyatın da ilk kotası oradan alınacak. Bu olimpiyatlar için kürekte sistem biraz değişti. Dünya şampiyonasındaki kota sayısını biraz daha düşürdüler. Ama bunun yerine Avrupa'da yeni bir kota koydular. Dünya şampiyonasından sonra seneye İtalya'da bir Avrupa kotası, Avrupa kıtası kotası olacak. Ondan sonra da İsviçre'nin Luzern kentinde son kota yarışmamız var. Üç yarışından bir tanesinde amacımız kota almak Tokyo'ya. Ekibimiz hazır. Üç tekne sınıfında deniyoruz. Hafif küre, iki çifte, tek çifte ve iki tek kategorilerinde. Üçünde de yakınız. Amacımız üç ekiple beraber Tokyo'daki olimpiyatlara katılabilmek. Yusuf Oktar, Türkiye Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanıyım. Dünyada bu sporu üst düzey yapan ülkelerde birinci amaç artık olimpiyata gidebilmek. Olimpiyatlar için artık öyle bir yıllık çalışma yetmiyor. Bu işi iyi yapan ülkeler 4 yıllık planlamalar yaparak, hatta ikinci bir 4 yılı arkasına koyarak sporcularını yetiştiriyorlar. Biz son 8 yıldır bu konuda iyi adımlar attık. Gençlerimizle başladık. O gün başladığımız gençler bugün işte olimpiyat kotası kovalıyorlar. 3 yerden şansımız var. İnşallah Tokyo'ya en az bir, inşallah 3 tekne sınıfında gideriz diyorum.